Emekli maaşı hesabı değişti, 3 yeni formül uygulanacak, meclis harekete geçti. Emekli maaşı hesabında değişikliğe gidiliyor. Meclis 3 yeni formülü gündemine aldı. Milyonları ilgilendiren emekli maaşları için Temmuz zammı kesinleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 zam yapılacağı belirlendi. Bu oranların ortaya çıkmasıyla birlikte kök maaş tartışmaları gündeme geldi. Kök maaşın 8 bin TL'nin altında olan kişilerin zamdan etkilenmemesi üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Kök maaşı 8020 TL'nin altında olanlar için düzenleme planlandı. Kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 3 milyonu aşkın emeklinin maaşı değişmeyecek. Bu gruptaki emekliler için 10.000 Türk Lirası olarak belirlenen en düşük emekli maaşının düzenleme yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin harekete geçen hükümet 3 farklı formül üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilk olarak refah payı verilmesi planlanıyor. Bu formülle birlikte, enflasyon oranının üzerine ek bir zam emeklilere sağlanmış olacak. İkinci formül ise zamların eşitlenmesi. Ocak ayında uygulanan bu yöntemle, farklı kesimlerin zam oranları aynı seviyeye getirilebilir. Üçüncü formül ise taban maaşın artırılması. Şu anda 10.000 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının 12-14.000 Türk Lirası arasına çıkarılması gündeme alınacak. Bu ek ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Karar verilmesinin ardından bu düzenlemeler yasa teklifi olarak TBMM'ye sunulacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.